Herkese merhabalar. Geçen hafta ve bir önceki hafta Fed'in ve ardından da Powell'ın Jackson Hole'daki açıklamalarıyla piyasayı şaşırtmasının ardından şimdi ilk defa karşınızdayız. Piyasa fiyatlamalarına ve bu hafta gelecek önemli Amerikan verilerine gelmeden önce kısaca bunların üzerinden bir geçmek istiyorum ki acaba bundan sonra bizce nasıl bir resme bakıyoruz? Şimdi ilk olarak Powell'ın açıklamalarında bize verdiği mesajlar en başında şu geliyor: faizler uzun süre düşük kalacak, enflasyon yükselse bile, şu anda yükselemiyor ama yükselse bile belirli marjlara kadar faizlerin yükselişine karşılık olarak onu kontrol etmek için enflasyonun yükselişine karşılık olarak faizi yükseltmeyecekler. Dolayısıyla biz şöyle bir şeye bakabiliriz diye düşünüyorum bu noktada. Bakın şimdi şurada. Bu gördüğümüz kişisel tüketim harcamaları endeksi diye düşünün bunu. Bu bir çekirdek enflasyon gibi düşünebilirsiniz. Son 10 senenin ortalamasına baktığınızda son 10 senenin ortalaması yaklaşık 1.60 civarında gözüküyor. Bunu son 5 seneye çektiğinizde biraz daha altına geliyor. 1.54'lere falan geliyor. Şimdi enflasyon yükseldiği zaman, yani bu gördüğünüz, şu anda 1.25'te gördüğünüz şu seviyenin öyle bir seviyeye yükselmesi ve orada bir süre seyretmesi gerekiyor ki şu ortalama çizgiyi biz %2 seviyesine getirelim. Yani şuraya getirelim. Dolayısıyla bunun olması için ne kadarlık bir enflasyona ne kadar süre müsaade edeceklerine dair herhangi bir bilgi yok. Hani onu yapacaklarını söyledi ama bunu ne şartlar altında nasıl yapacakları hakkında Powell bir bilgi vermedi. Muhtemelen Eylül toplantısında ana temalardan bir tanesi, piyasanın en azından cevap arayacağı ana temalardan bir tanesi bu olacak. Ha, onlar bunun ipucu verir vermez ayrı bir konu ama biz buna bakacağız. Dolayısıyla bu şunu gösteriyor bize. Siz şu grafikte gördüğünüzde şu ortalamayı, şu anda 1.60'da olan ortalamayı %2 civarına çekebilmek için bir süreliğine bu şu değerin, yani 1.25 olan çekirdek enflasyon değerini %2.40'lar seviyesinde en azından birkaç sene devam etmesini sağlamanız lazım. Dolayısıyla elimizde ne olması hedefleniyor? Bir, biraz daha yüksek enflasyon. İki, buna karşılık olarak yükselmeyen politika faizi. Tahvil getirilerinden bahsetmiyorum, politika faizi. Dolayısıyla bu denkleme baktığınızda, geçtiğimiz sunumlarda gösterdiğimiz reel getiri fonksiyonunu incelediğimizde neydi o? Faiz eksi enflasyon. Bu reel getiri ne kadar düşük olursa piyasa altına kayıyordu. Ne kadar yüksek olursa piyasa altın istemiyordu. Dolayısıyla bu denkleme göre şimdi Fed'in söylediği şekilde önümüzdeki yıllarda piyasa koşulları şekillenirse eğer, o zaman burada reel getiri hep düşük kalacak. Çünkü enflasyon yüksek, faiz düşük. O zaman da altın ve gümüş için son derece favorable diyeceğimiz, olumlu diyeceğimiz bir piyasa şartları oluşacak. Tabii bu biraz daha uzun vadede ama bunları konuştuktan sonra Powell'ın mesajlarının bize verdiği şey, piyasa açısından verdiği şey bence şu. Bir, tabii demin söyledik, faizler düşük kalacak. Faizler düşük kalacak. Buradan en çok faydalanacak küresel piyasalardan bir tanesi emerging market dediğimiz gelişmekte olan piyasalar. Gelişmekte olan piyasaların hisse senetleri piyasası, risky assets diyorlar buna, riskli varlıklar. Aynı zamanda gelişmiş piyasaların risky asset dedikleri hisse senetleri yine bundan pozitif etkilenir. Bu aynı zamanda dolar faizi düşük kalacağı için doları sat demek. Tabii doları sat demek bu noktada pariteleri de al anlamına geliyor. Biraz sonra bunlara biraz değineceğiz piyasa davranışı açısından. Tabii faiz düşük olunca en başta söylediğim üzere altın ve gümüş için de oldukça pozitif bir ortam var. Ve bunun haricinde bir de şeyi düşünebiliriz. Amerikan 10 yıllık, 30 yıllık, 5 yıllığa kadar hatta gidebiliriz. Tahvil future'larında bu piyasanın faizin düşük kalacağını ve piyasanın da bu tahvilleri alacağını gösteriyor. Dolayısıyla eğer faiz yükselir de bu tahvil future'larına biraz satış gelirse bunları iyi seviyelerden longlamak, bundan sonraki bu dinamiklere, mevcut dinamiklere göre bundan sonraki piyasanın
oyunu sanki böyle olacak gibi görünüyor. Bir de bunlara ek olarak bizde Türkiye'de pek fazla konuşulmaz, bilinmez. Daha çok bunu portföycüler, foncular bilirler. TIPS denen Treasury Inflation Protected Securities diyorlar. Yani enflasyona endeksli, enflasyon korumalı tahviller deniyor. Böyle piyasalarda enflasyonun yükseldiği, faizin yükselemediği piyasalarda bu TIPS piyasası prim yapar. Tabii ben bunu tek tek enflasyon endeksli Amerikan tahvillerini saymayacağım ama kısaca sadece bilgi olması açısından TIPS'leri alan bir ETF var. Ondan bahsedeceğim çok kısaca. Şöyle bakalım diğer grafiklerimize. Şimdi veri setine şöyle bir dönelim. Bu arada bahsetmek istediğim başka bir konu daha var. Şimdi şurada bakın. Bu National Bureau of Economic Research güzel bir web sitesi. Biraz ağır yazan ama okuyabilenlerimiz çıkarsa şu zombi kredi ve dezenflasyon şeyini göz atmalarını isterim. Biraz uzun bir yazı, sıkıcı bir yazı. Vakit olursa şöyle bir bakarsınız. Burada tartışıldığı üzere şöyle bir durum söz konusu. Şimdi Amerika, tabii bütün dünya aslında sadece Amerika değil, sürekli krediye boğdu piyasayı. Fakat bunun bir noktada şöyle bir şey yaratacağı konuşuluyor. Normal şartlarda hayatta kalamayacak ve üretim yapamayacak ve doğal seleksiyonla aslında yok olacak firmalar bu suni parayla birlikte yaşıyorlar ve üretim yapıyorlar. Ve bir süre sonra kişisel tüketim bunu karşılayamayacak hale geldiği zaman bu üretimi mal çokluğu, arz çokluğu nedeniyle bu bir dezenflasyon yani deflasyon yaratacak bir ortam gibi gözüküyor. Olabilir deniyor bu yazıda. Dolayısıyla önümüzdeki piyasanın atlaması, aşması gereken engellerden bir tanesi özellikle altın piyasası için geçerli olmak kaydıyla bu deflasyon konusu. Eğer o yazıda bahsedilen, tartışılan deflasyon konusu gündeme gelirse ki benim yazılarımı da takip ediyorsanız notlarımı orada da deflasyon beklentimiz olduğunu daha önce söylemiştim. Son zamanlarda Fed başkanlarının da bu konudaki konuşmaları aslında diyorlar ki enflasyondan çok deflasyon riski biraz daha bizi endişelendiriyor diyorlardı. Dolayısıyla eğer böyle bir durum olursa demin bahsettiğim işte bazı dinamikler dolar negatif, altın pozitif gibi olan dinamikler bir süreliğine terse döner ve bahsettiğimiz deminki dinamiklerin ötelenmesine neden olur. Sonunda yine öyle olacağını düşünüyoruz bu şartlar altında. Ama önce o zaman bu böyle değişirse işler altını biraz piyasa satar. Dolayısıyla şu anda altında biraz piyasa o top ortada diyebiliriz. Zaten grafiklere bakacağız biraz sonra. Şimdi bununla ilgili olarak veri setleriyle ilgili olarak enflasyon vesaire ilgili olarak burada saatlik ücretler verisine bakıyoruz. Burada bir tane potansiyel risk taşıyor burası. Bakın normal şartlarda eğer şu son durum olmasaydı, Mart ayındaki hikaye, Covid hikayesi olmasaydı bu grafik bu şekilde değişiyordu. Gördüğünüz gibi işte 2012'den bu yana yükselmeye başlıyor. 2015'te net bir yükseliş var saatlik ücretlerde. İşte orada enflasyon geliyor falan filan dendi. Fed faiz arttı. Şimdi buraya baktığımızda saatlik ücretler suni gelen para enjeksiyonlarıyla yükselmiş vaziyette. Eğer burası, yani bu para enjeksiyonları hani Amerikan hükümetinin insanların cebine koyduğu o çekler var ya, onlar sonsuza kadar olmayacak. Eğer burası böyle devam etmez de istihdam piyasası da bozulursa, nitekim istihdam piyasası da galiba şurada. Bakın burası da istihdam piyasasının normal zamanlarda her ay eklenen yeni pozisyonlar sayısını gösteriyor ve düşen pozisyonlar, azalan pozisyon. Baktığınız zaman rakamlar aslında 300-350 yukarıda, aşağıda da işte 100 binler falan, buralar çok ekstremler. Değişirken bir anda görüyorsunuz buradaki rakamın büyüklüğü 20 milyona çıktı. Bakın 200 binlerden 20 milyona çıktı. Yukarıda da 5 milyona çıktı. Dolayısıyla şurayı dümdüz bir çizgi haline getiriyor. Buradaki sunilik, keza şuradaki saatlik ücretlerdeki sunilik düzeldiğinde eğer saatlik ücretler aşağı düşmeye başlarsa bununla buna eşlik edecek şekilde eğer istihdam piyasası da küçülmeye başlarsa ki bu Fed'in açıklamalarında önemli yer tutan bir yerde eksiye geçerse yani bu değer o zaman işte gerçek anlamda bir deflasyon riski ortaya çıkar. Niye? İstihdam yok, adam para kazanamıyor. Kazanan adam şurada gördüğünüz ücretler düştüğü için kazanan adam yeteri kadar harcayamıyor. Bir de öbür taraftan siz zombi kredilerle zombi firmalar yarattınız ve bu firmalar para ödüyor, para diyorum üretiyorlar. Mal çok,
Alacak adam yok, alabilecek adamın da parası yok. Dolayısıyla çok ciddi anlamda bir deflasyonist ortam oluşabilir. Bu bir risk ama bunu mutlaka masada şöyle en uzak köşede de değil, yakında bir yerde tutmak lazım. Özellikle altın pozisyonu, gümüş pozisyonu taşıyorsak ve buna çok inanıyorsak mutlaka bunu kenarda tutmamız lazım. Biraz sonra aslında altın, gümüş piyasasında her şeyin kısa dönem için çok net olmadığını da tartışacağız. Şimdi bakayım, bir iki soru var galiba. Hisse sormuşlar. Telekomünikasyon hisseleri sormuşlar. Sonda bakalım ona. Recep Demirel Bey Outlook ve Wirecard sormuş. Şimdi bu ikisi de çok hızlı fazlaca düşen. Hele Wirecard, Outlook'un hikayesini hatırlamıyorum ama Wirecard'ın hikayesini biliyorum Recep Bey. Bizim pek skopumuza alıp da şu anda alalım bakalım diyeceğimiz bir şey değil. Ama çok kısaca sizi de kırmamak için söyleyeyim. Wirecard'ın hikayesini de azıcık bildiğim için söyleyeyim. Bu hisseler uzunca bir süre daha bir şey olmaz gibi gözüküyor. Eğer elinizde varsa yükselişlerde belki kısmen kapatmayı düşünebilirsiniz. Zarar miktarınızı da tabii kontrol etmeniz lazım. Ama yeni alım için bu ikisi de bizim önereceğimiz hisseler değil şimdilik. Yine Recep Bey Platin sormuş. Eren Pasin Altın Gold ETF, CFTC altın rasyoları. Tamam Eren Bey, onlara değineceğiz. Batuhan Bey bakalım. Ne vardı? Tam anlamadım ama teknik olarak diyor galiba dolarda bounce öngörüyordunuz. Son durum nedir demek istiyor. Bakalım ona. Kaan Akpınar, Dow Long, Nasdaq Short Pair Trade zamanı geldi mi sizce? Kaan Bey, bunu bahsetmiştik geçen sunumda, hatırlar mısınız bilmiyorum. Bu çok kısa süreli yapılabilecek bir trade. Çünkü onu hemen söyleyeyim. Yani İkinci Dünya Savaşı ile birlikte sanayi devrimi başladı. O da savunma sanayinin, ağır sanayinin canlanması ile birlikte. Ondan sonra da kısa bir süre sonra da diyebiliriz veya kısa demeyelim aslında ama son hani 10-15 sene itibariyle de artık orası bitmiş, teknoloji devrimi başlamış gibi görüyorum ben. Dotcom krizinden sonra baktığınızda bu rasyo, Nasdaq rasyosu sürekli olarak aşağı geliyor. Arada çok minimal hareketler yapıyor. En son şimdi bizim bulunduğumuz bu dönem içerisinde de öyle bir yerdeyiz. Yani ufak bir yukarı hareket olabilir. Ve Nasdaq hisselerinde de şey var, görüyorsunuz siz de özellikle FANG'lerde bir yavaşlık var. Dolayısıyla orada bir deneme yapılabilir. Ama çok böyle hani tam zamanı gözünden vurduk diyebileceğim bir trade olmaz. Onu söylemiş olayım. Bakalım. Doğru programınızı açabilir misiniz? S&P 500 diyor. Bakalım. Tesla. Tamam. NIO. Şimdi elektrik hisselerini bunlar hep hisse sorusu. En sona bırakayım onları. Tekrar bakarız. O zaman şurayı ilerlemiş olalım. Şimdi Fed'in şeylerini, mesajlarını ve Amerikan veri setini böylece geçmiş oldum. Bu TIPS ETF'i konusuna bakmak istiyorum. Onu birazcık bahsedeyim. TIPS dediğiniz işte bu enflasyona karşı korumalı, yani enflasyona endeksli tahvillerin oluşturduğu bir ETF bu. Ve genel itibariyle enflasyonist dönemlerde daha çok alınan bir şeydir. Korunma amacıyla alınan, portföylerde sıkı paraların konulduğu, büyük paraların konulduğu bir borsa yatırım fonudur. Ve görüyorsunuz son dönemde hani şurada bir aşağı doğru geliş vardı. Acaba bir şeyler değişiyor mu? 10 yıllık tahviller falan hareketleniyor diyorduk. Ama son dönemde gördüğünüz gibi hem Powell'ın açıklamalarıyla hem FED tutanaklarıyla burası yine ben burada ayaktayım demeye başladı. Özellikle Cuma günü bakarsanız şurada hacmin de yükseldiğini görebilirsiniz. Ortalamanın üzerinde bir hacimle hareket yaptı. Burası belki geri gelir. Hani ona çok bir şey demiyorum çünkü dediğim gibi enflasyonun yükselmesi daha ilerinin hikayesi. Ama geri gelse bile bunu iyi seviyelerden şu dinamikler altında alıp portföyde tutmak lazım diye düşünüyorum bu tür varlıkları. Şeyi söylemiştik, emerging marketlerin bu işten pozitif etkileneceğini söylemiştik. Tabii doğal olarak yani Amerika faizleri arttırmadığı sürece para arzı ile ilgili bir problem yok demektir. Deflasyon da olmazsa eğer bu şekilde düşünmek lazım. Emerging marketler iyi gider. Nitekim bakın buradaki Mart Covid hikayesinden sonra emerging marketlerin MSCI bu emerging market endeksi ne kadar güzel bir şekilde yükseldiğini görüyoruz. Şöyle sıkıştırdığım zaman bakalım
Muhtemelen önümüzdeki zamanlarda bu Fed'in arzu ettiği gibi piyasa koşulları gelişirse eğer çok rahatlıkla burada 2017'deki şu tepelere kadar ne yüzde kaç hareket var buradan oraya bakalım yaklaşık olarak şöyle düşündüğümüz zaman evet %12-13'lük bir hareket marjı çok rahatlıkla görülüyor. Gelişmekte olan ülkeler hisse senedi piyasasında. Bu da EMFX sepetini gösteriyor. Yani gelişmekte olan piyasaların, döviz cinslerinin dolara karşı olan toplam sepetini gösteriyor. Görüyorsunuz cuma gününki zaten etkisi hani bizim dediğimizde son derece net bir şekilde doğrular bir şekilde küt diye bir anda yukarı attı. Şimdi bundan sonra yine parçalı bulutlu olarak belki şurada gördüğünüz süreç gibi, belki buradaki gibi. Buradaki gibi olmasını pek beklemiyorum. Bu kadar hızlı bir dolara karşı değer kazanmasını beklemiyorum. Çünkü dolar endeksi çok kritik bir yerde. Biraz sonra değineceğiz. Ve hemen buranın kendisini teslim etmesini de beklemiyorum. O yüzden belki bir miktar burada parçalı şey bulutlu işlemler olur. Aşağı yukarı oynar. Ama orta uzun vade için biraz daha EMFX'e pozitif bakmak gerektiğini düşünüyorum. EMFX'e pozitif bakmak deyince şeyden bahsetmek istiyorum. Kimler var? Yani bunu bizim yurt dışı işlemler platformumuzdan erişebileceğiniz bazı pariteler bazında göstermek istiyorum. Burası dolar Meksika şeyini gösteriyor. USD Mexican Peso döviz çiftini gösteriyor. Eğer beklentiler doğrultusunda hareket edilirse bu para biriminin, bu paritenin aşağı doğru hareket etmesi, Meksika pesosu lehine hareket etmesi beklenir. Yine alternatiflerden bir tanesini söyleyeyim. USD ruble olarak söyleyeyim. Bu da Rus rublesi. Baktığınız zaman bunları tabii hani forex enstrümanı olarak düşünmeyin. Sadece future'ı olanları söylüyorum size. Başka bir sürü bakabilirsiniz emerging market. Ben sadece future kontratı olanları ve organize borsada işlem görenlerini söylüyorum. Baktığınız zaman burada zaten son günlerde ruble lehine gelişen bir piyasa olduğunu görüyorsunuz. Muhtemelen biraz daha diğerlerine göre siyasete biraz daha fazla girmiş bir para birimi ruble. Belki farklı dinamikleri de çalışabilir ama görüldüğü üzere bu da son haftaki gelişmelerden etkileniyor. Başka bir tanesi USD ZAR, Güney Afrika randı. Biliyorsunuz gelişmekte olan ülke denince en başta sayılanlardan bir tanesi de işte Türkiye, Güney Afrika falan diye gidiyor. Burası da kritik bir seviyeye kadar Güney Afrika randı lehine geriledi. Görüyorsunuz son cuma günkü hareket burası. Bugün teknik bir hareket nedeniyle şöyle bir durum var ama eğer 200 günlük hareket ortalamasını kırarsa burası için de biraz daha aşağıya potansiyel olduğunu düşünebiliriz. Bir diğeri de Hindistan rupisi. Nereye olacak galiba? Evet. Bu biraz daha karışık bir para birimi olmakla beraber yine future kontratı var. Biraz derin değildir, bu sığdır. Ama yine de hani gelişmekte olan piyasa itibariyle bu da aşağı doğru kayar. Brezilya realinde aynı şekilde önümüzdeki dönemlerde biraz daha dolar karşısında değer kazanma ihtimali yüksek olan para birimleri bunlar. Şimdi buradan gelelim şeye, beynelminel birkaç tane büyük para birimine gelelim. Şimdi dolar, euro dolar için şöyle bir basit teknik analiz çalışması baktığımızda burada görüyorsunuz bant içinde yukarı doğru hareket eden ve işte 3 aşağı 5 yukarı yakın büyüklüklerde böyle bir harmonik hareket var. İşte bu şekilde gidiyor, düzeltiyor, gidiyor ve burada düzeltmesini yapmadı. Ama hala şurada gördüğünüz üzere bir konsolidasyon bandı içinde çalışıyor. Bu konsolidasyon bandının kırılması halinde ne tarafa kırarsa o tarafa doğru hareketin daha büyük bir şekilde, daha hızlı bir şekilde gitmesi bekleniyor. Bunun sağlıklı olanı en azından biraz daha aşağıya gelip şu sarı bandın dibini gördükten sonra tekrar yükselmesi buradaki rally'yi daha güçlü hale getirir, daha derinleştirir ve daha sağlam hale getirir. Bunun haricinde şey vardı, çok soru sorulduğu için onu getirmek istedim. Avustralya doları ile ilgili bir durum var. Şimdi Avustralya doları bu şartlar altında yani piyasadaki iyimserliğin devam ettiği ve ticaretin canlandığı özellikle de Çin ticaretinin canlandığı bir dönemde Avustralya doları pek short'a girilecek bir trade değil. Aşırı alım var mı? Baktığınız zaman şöyle bir RSI yapalım mesela en basitinden.
bir miktar fazlaca gittiğini görüyorum. Bakın burada günlük grafik burası. Günlükte işte bazılarımızın aşırı alım dediği yere kadar gelmiş vaziyette. Ama hala burası aşırı alıma gelmesi biliyorsunuz sat demek değil. Hala yukarıya doğru potansiyeli var gibi gözüküyor. O yüzden hani buralardan long yapmak da biraz zor bir şey olmakla beraber bence short hiç yapılmamalı şimdilik. Bir de dolar endeksine şöyle bir göz atalım. Şimdi dolar endeksi de demin de söylemiştim kritik yerlerde diye. Bakın burada şöyle şu hareketli ortalamayı kaldırırsam daha güzel görünecek. Şimdi bakın dolar endeksi önce buradaki 92,5 seviyesini iki kere test etti. Yukarı gitti ve sonrasında bir günde orayı kırdı. Şimdi 92 seviyesi diyelim 92,05'ler falan burayı ikinci kere test ediyor. Muhtemelen burada da yukarı doğru bir hareket gelir diye tahmin ediyorum. Hatta bakarsanız şurada şöyle oluşan bir koridor bile gözümüze çarpmıyor değil şu şekilde. Bu bizim trading range'imizi belirler. Ha, olur da aşağı kırarsa o zaman demek ki biraz daha aşağı gidesi var demektir. Pozisyonu ona göre rebalans etmek lazım. Ama benim genel beklentim biraz daha en azından şu üst banda kadar gelmesi yönünde. Şimdi paritelere geldik madem o zaman şurada şu kod raporu dediğimiz hikayeye bir bakalım. Bunu bir tane daha büyütürsem daha iyi görünür mü? Evet şöyle yapayım tamam. Sizin ekranlarınıza daha güzel görünmesi için. Bakın şimdi burası ilk başta şurayı yapalım. Sonra MTI'ye baktığımızda burayı yapacağız. Şimdi dolar endeksindeki pozisyon dağılımına baktığınızda aslında burada long pozisyonlar, long pozisyon değişimi, short pozisyonlar, short pozisyon değişimi. Şurası da net pozisyonu gösteriyor. Bu da netteki değişimi gösteriyor. Baktığınız zaman burada hem longları azaltmışlar 6481 tane fonlar, hedge fonlar hem de shortları azaltmışlar ama longlar daha fazla azaldığı için net pozisyonda piyasa eksiye geçmiş. Gördüğünüz gibi hala aslında fonlar, hedge fonlar burada doları biraz daha satma tarafındalar. Yalnız bu tabloda bir bilgi vermek istiyorum. Şimdi şurada gördüğümüz rakamlar gerçek anlamda hedge fonların rakamlarıdır. Bunun kolay erişimi genelde piyasada paylaşılanlar büyük spekülatörler kalemidir. Dolayısıyla büyük spekülatörlere baktığınızdaki rakamla benim tablomdaki rakamlar birbirini tutmaz. Çünkü büyük spekülatörlerin içinde hedge fonlar bir tane kalemdir. Orada başka kalemler de var. Ben biraz daha işin çekirdeğine bakmak istediğim için hedge fonları özellikle onun içinden ayıklayarak buraya koydum. Şimdi dolar endeksinde durum böyleyken euro dolarda ne yapmışlar? Ona bakalım. Bakın euro dolarda da longları azaltmışlar, shortları daha fazla azaltmışlar. Dolayısıyla piyasa hala biraz longu, net longunu artırmış gibi görünüyor. Baktığınız zaman da aslında pozisyonlarda son 52 haftanın en yüksek %100'ünde yani en yüksek long pozisyonundalar. Tamam mı? 30.599 kontrat şu anda piyasa long. Son 52 haftanın en fazla longu 30.599. Şimdi şurada böyle bir şeye bakabiliyoruz galiba. Bakayım burada mıydı acaba? Evet buradan. Bakayım şuralarda. Evet. Şimdi bakın bu deminki söylediğim verilerin, tablodaki verilerin grafiklenmiş hali. Gördüğünüz gibi burada en yükseğe kadar gidiyor ama işte son 52 haftanın en yükseğinde ama 2018'e daha fazla yükseği görmüş falan filan. Yani hala marjı var gibi gözüküyor. Nitekim baktığınızda aslında bu tür şeylerde karakteristik özel yani ekonomik verilere tabii ki bakacağız ama piyasa pozisyonlanmasına bakarken karakteristik özelliklerini de incelemek lazım. Mesela burada bakın long pozisyonlar ne yapmış burada? Gelmişler şu mavilere bakıyorum. Bu long pozisyonlar ekseriyetle şunu söylesem herhalde hatalı bir şey yapmış olmam değil mi? Bakın şu seviyeye geldiği zaman 100 binin biraz üzerine çıktıktan sonra long pozisyonlar fonlar diyor ki artık yeter ya çok aldık diyor. Bir şeyler olacak galiba biz artık pozisyon küçültelim diyorlar. Değil mi? Bunu söyleyebiliriz çünkü mavi çizgi her zaman bunu yapmış. Ekonomik veri de bunu desteklerse ne ala. Short pozisyonlara bakalım. O da pembe çizgi. Orayı şöyle canlandırdım. Short pozisyonlarsa en fazla işte gördüğümüz gibi son 10 senede diyeyim. Bakın şuradan itibarenki kısmına bakalım. 2010'dan itibarenki kısmına bakalım. 29 bine geldikten sonra 30 bin diyelim. 30 bine geldikten sonra
Artık piyasa diyor ki daha fazla short'a geçmeyelim Euro'da. Burada bir seviye daha var. 2018'de 17'de çalışmış. O da 45-50 bin. Biz neredeyiz? 51 bindeyiz. Short pozisyon sayısı. Demek ki aslında oldukça kritik bir yerdeyiz. 1-2 hafta içerisinde bu veri seti sanki dönecek gibi gözüküyor. Diğer şey, para birimlerine çok fazla burada değinmiyorum ama isteyenlerimiz olursa şuraya bakabilirler. Onu da söylemiş olayım. Bir kez daha hatırlatmış olayım. Bu trade.com adresine gidildiğinde, şöyle burayı kapatmamız gerekecek. Burada analizler sekmesine bakacağız ve analizler sekmesinin altında daha bu bugünkünü koymadım, bu haftakini yayından sonra koyacağım. Analizlere gittiğinizde temel analizin altında burada göreceksiniz. Arzu edenler teknik analizle ilgili çalışmalara bakarlar. Opsiyon stratejileri için de göz atmak için burada yerler var. Şöyle bir bakılabilir. Onlar bir kısmı zaten şimdi biraz sonra değineceğiz. Madem bu kadar bunlara değindik, hemen emtia piyasasından çok kısa ve hızlıca geçeyim. Madem bu tabloyu açtık. Şimdi bakın, burada dediğim gibi başlıklar bu şekilde. Petrole bakıyoruz. Bir zamanların en önemli, en gözde enstrümanlarından bir tanesiydi, en spektaküler. Şu anda ise uykuda. Zaten baktınız mı, geçen haftadan bu haftaya sadece %1 oranında net pozisyonlar değişmiş. Yatayda kalmış ama haftalar boyu olan harekete bakarsanız, şöyle burası yanlış hatırlamıyorsam 7 haftayı falan alıyordu. 7 haftalık süreçte patır kütür aşağı doğru long, net longlar geliyor. Yani petrolü artık şu anda almıyorlar. Hatta bilakis longları kapatıyorlar. Bunun daha büyüğüne bakmak istersek, daha güzel bir görünümüne bakmak istersek, şöyle açayım. Bakalım. Gördüğünüz gibi burada da long pozisyonlar hızlıca şöyle aşağı doğru süzülmeye başlamışlar. Neden? Çünkü hem longlar net long tabii düşüyor. Tek başına long pozisyonlar yatay aşağı gibi gözükürken short pozisyonlarda artış var. Demek ki bir kısım fonlar burada petrolü satmaya çalışıyorlar. Brent keza aynı şekilde %1 değişmiş vaziyette. Bizim pozisyonumuz olan, yani pozisyonumuz olan derken önerimiz olan doğalgazı burada önemsiyoruz. Doğalgazda hala longlar artmaya devam etmiş, shortlar azalmaya devam etmiş ve hala %100 son 52 haftanın en yüksek long kontratını taşıyor piyasa. Ona da şöyle bakabiliriz. Galiba burasıydı. Bakalım. Şimdi bizim notlarımızı takip edenler şunu hatırlayacaklar. Doğalgazda İki senedir zaten birkaç round, ikişer round iyi paralar kazanıldı. Bu seferkinde de ufak ufak pozisyonların kapatılması için artık yavaş yavaş kar realizasyonu için iyi zaman olduğunu düşünüyoruz. Daha fazla gider mi? Pek tabii ki gider. Ama dipten zaten %60'dan fazla yükselmiş bir emtiyadan bahsediyoruz. En azından bir düzeltme yaptıktan sonra gidebilir diye tahmin ediyorum. O anlamda doğalgazdaki hareketleri görüyorsunuz. Burada bakın long pozisyonlar yükselmişti ama yataya bağlamış. Son durumda shortlarla birlikte birazcık şey yapıyor, gidiyor net longlar. Ama artık yavaş yavaş buradan pozisyonları likidite etme zamanı geldi gibi gözüküyor. Altına şöyle bakalım. Bunu ilgilenenler vardı galiba. Demin bir soru vardı bu konuda. Sorulara bakıyorum aradan. Fon pozisyonlarına Görkem Aydoğan Bey, fon pozisyonları nereden ulaşabiliyoruz? İşte buradan ulaşabilirsiniz ya da internette şeyler de var. CFTC kod falan yazdığınız zaman çıkar diye tahmin ediyorum, vardı öyle yerler, oradan da bulabilirsiniz. Altına şöyle bakalım, altında longları bir kez daha azaltmışlar, shortları bir kez daha artırmışlar. Şuraya baktığımızda da görüyoruz ki burası aşağı doğru zaten haftalardır süzülüyor. Altını da ben yine paylaşmış olayım, hepsini paylaşmayacağım. Altını da gördüğünüz üzere aşağı doğru neredeyse non-stop devam ediyor. Bir düzeltme yaptı. Şimdi göreceksiniz. Bakın şurada küçük bir düzeltme yaptı. Sonra aşağı doğru gelmiş vaziyette. Herhalde biraz daha devam eder. Ama bu da sonsuza kadar aşağı düşmeye devam etmeyecek. Bu şekilde zaten hani hem future'ların long'ları azalıyor hem fiyatlar yükseliyor. Bu olacak bir şey değil. Burada bir ciddi bir uyumsuzluk var. Normal şartlarda benim beklentim, daha önceki yayınlardan hatırlayanlar bilirler. Şuradaki 2011'deki gibi bir düzen olması, ama tabii onu da hatırlatayım. 2011'deki durum, yani fiyatlar yükselirken fonların pozisyonlarını arttırmadığı şu dönem,
Hatta fiyatlar artık yükselmeyi bırakmış, yataya bağlamışken fonların pozisyonlarının küçülttüğü şu döneme baktığımızda burası yaklaşık olarak, bakın aşağıya doğru şurada bakacaksınız, 2009 senesinde başlayıp şurada satışın başladığı yer aslında şurası dersek 2012 senesinde biten yaklaşık 3 senelik bir süreç. 3 senede çok güzel bir şekilde mal devrettiler, alanlar da kazandı falan filan. Belki yine öyle bir durum söz konusu olabilir. Biraz daha kısa sürer diye düşünüyorum. Buradan gümüşü şöyle bir göz önüne getirelim. Ondan sonra çok kısa diğer emtiadan bahsedip bitireceğim, sorulara bakacağım. Şimdi bakın, gümüş tarafında da altından gerçekten farklı bir durum söz konusu. Long pozisyonlar, tek başına longlar gördüğünüz gibi yükselmeye devam ediyor. Shortlarsa arada oynuyor. Yani çok fazla belirgin bir hareket yok. Baktığınız zaman net long pozisyonlarda artıyor. Ve gümüş fiyatı çılgın gibi yükselmiş vaziyette. Uzun yıllardır kıramadığı, şurası da gümüş fiyatı siyah çizgi. Uzun yıllardır kıramadığı seviyeleri yukarı hızlıca kırmış vaziyette. Fakat pozisyonlanma da dikkat çeken bir şey var. Yani analitik gözler bunu çok rahatlıkla göreceklerdir. Bakın şöyle kısaca kolaylık olsun diye göstereyim. Şurayı aldığım zaman daha rahat olacak. Gördüğünüz gibi net long pozisyonlar aslında artmıyor. Evet, belli bir miktar artış var ama yeni yüksek yapmıyor. Fiyat yeni yüksek yapmazken net long'un yeni yüksek yapmıyor olması, bu bir uyumsuzluk. Aşağı gelecek demek değil ama yine de dikkatli olmak lazım. Bunu yorumlaması çok zor. Bana sorarsanız bu seviyelerden itibaren yeniden almak için çok dikkatli olmak lazım. Zaten şimdi biraz sonra onun grafiklerine de bakacağız. Aşağı doğru kayacağım hızlıca. Bakırı yine yazılarımızı takip edenler vardır. Bakır tarafında bir süre önce verdiğimiz longları ufak ufak kapatma şeyi vermiştik ve bizden sonra da yine de gitmişti. Hatta birkaç haftadır da bakırın aşağı gelmesi gerektiğini düşündüğümü söylemiştim. O da ısrarla şimdilik yatayda tam aşağı da gelemedi ve long pozisyon sayısına baktığımda da son 52 haftanın en yükseğinde 62.651 tane long var piyasada. Ama pozisyonların hem longların kapatılıyor hem de shortların kapatılıyor olması, burada bir position shift dediğimiz pozisyon birikiminde bir değişiklik olma ihtimali göz önüne getiriyor. Çünkü daha öncesinde burada ya shortlar kapandığı için net longlar yükseliyordu ya da longlar arttığı için net longlar yükseliyordu. Ama şimdi ikisi birden kapanıyorsa demek ki piyasa burada biz bir yere geldik, yavaş yavaş artık kendimizi bir kapatalım, portföyümüzü rebalance edelim diye pozisyon kapatıyor olabilir. Muhtemelen bir geri çekilmenin başındayız burada. Ama kolay bir geri çekilme olmuyor. Ayrıca şimdi şeyde daha sonrasında şeye gelelim, hatta geçelim bakırı. Tarımsal emtialara gelelim. Yine notları takip edenler görecektir. Şuradan da göstereyim. Soya kontratında fiyat hareketi demişim. Burada özellikle soyada ve mısırda alım tavsiyesi vermiştik. Bunları hem fundamental nedenlere, yani arz talep durumuna, hem dönemselliğe, hem de teknik analiz faktörlerine dayandırarak yapmıştık. Hatta bazılarında yanlış hatırlamıyorsam opsiyon stratejilerine de yer vermiştik. Şurada göz atarsanız sonra göreceksiniz. Hatta şurada da soya fasulyesi için bir güncelleme yazmıştık. Daha önce aldığımız pozisyonlar kar üretti. Bu pozisyonları şimdi nasıl yönetmeliyiz konusunda kısa bir dikkat çektiğim bir iki nokta vardı. Şimdi geliyorum tekrar buraya. Mısır bakalım. Mısır'a bakalım. Mısır'da ne olmuş? Piyasa 71 bin kontrat ekside şu anda. Oysa mısır fiyatı geçen hafta ve önceki hafta çok sağlam yükseliş kaydetti. Ama şöyle bir şey var. Bakın. Ne olmuş burada? Yaklaşık 56 bin kontrat, 56.900, 57 bin diyelim. 57 bin kontrat short azalmış. Nasıl azalmış? Burası demek ki 120 bin kontrat, 128 bin kontrat shortken piyasa, 56 bin tanesi, 57 bin tanesi kapanıyor, shortlar kapanıyor ve piyasanın shortu ciddi oranda azalıyor. Tabii doğal olarak, bunun doğal sonucu olarak, yani shortu nasıl kapatıyorsunuz? Longlayarak kapatıyorsunuz. Longladınız mı? 50 bin kontrat long yaparsa bir malın fiyatı gider. Mısır piyasası o kadar derin bir piyasa değil ki, bu 10 yıllık kontrat değil ki, 10 yıllık kontratı 50 bin taneyi bir günde fazlasını yapıyorlar yani.
Ondan sonra o yüzden de burada ciddi bir fiyat hareketi var. Muhtemelen de o yazdığımız notları incelerseniz göreceksiniz. Bir süre daha devam edecek. Hatta öyle ki bu sadece bir süre, önümüzdeki 1-2 ay değil. Belki de bundan sonraki 1-2 yılın hikayesi olacak bu tarımsal emtialardaki güçlü duruş. Dolardaki zayıflık da bunu destekler. Keza aynı şekilde soya fasulyesine baktığımızda orada da piyasa 104 bin kontratta. Orada şöyle göstereyim size. Bakın görüyorsunuz bir önceki haftanın hareketi çok ciddi bir yükseliş vardı burada. Bir önceki hafta çok ciddi hareket olunca bu hafta biraz daha yavaş oldu. Ama fiyat hareketlerine bakarsak onları da şöyle paylaşmış olayım. Acaba burada mıydı? Bakalım. Şöyle bakayım hemen. Pamuk oldu. Mısırınkine bakalım. Şimdi şöyle yaparsam daha rahat görülecek. Mısır gördüğünüz gibi yani 300 sentten başlayarak 3 dolar civarından başlayarak 3,5 dolar civarına gelmiş vaziyette. Çok iyi bir hareket. Mısır için çok sıkı bir hareket. Ne yapar? 6'da 1, %15 gibi bir hareket yapar kısa zamanda. Şeyde de soyada da buna benzer bir hareket var. Hatta bunların açık günlük grafiklerine bakarsanız göreceksiniz. Orada da hem işte hareketli ortalamaların üzerine giden, işte ne bileyim son zamanların en yükseğini yapan falan filan, gördüğünüz gibi soya fasulyesi fiyatları da bu şekilde gidiyor. Bir hareket zinciri var. Muhtemelen biz bu hareketlerin devamını da göreceğiz. En son detayına girmeden şunu da söyleyeyim. Herkesin yapacağı bir şey değil ama bakın bu pamuk ve şekere baktığınızda da %100'de göstermesi son 52 haftanın en fazla sayıda şeyini olduğunu gösteriyor. Long pozisyonunun olduğunu gösteriyor. Hatta şunu da söyleyeyim. 237 miydi acaba? Evet. Bakın şekerde de yine eski notlarımızı takip edenler bileceklerdir. Burada şu hareket söyleyeceğim size, pardon. Şöyle yapayım. Evet. Şu gördüğünüz hareket, şuradaki hareket bizim neredeyse başından sonuna geçen sene yakaladığımız bir hareketti. Çünkü buradaki temel dinamik arz talep dengesinin talep eksikliğine doğru kayması nedeniyle böyle bir durum oldu. Ve burada 15-16 bölgesi hedefleniyordu. Sonra Covid hikayesi de geri geldi. Ama aynı dinamik, temel dinamik devam ediyor. Muhtemelen burası tekrar önümüzdeki zamanlarda yine böyle bir 16'lara kadar falan gelecek. O yüzden eğer ilgilenen varsa bu emtialarda da pozisyon takip edebilir, long pozisyon takip edebilir. Şimdi burayı da bu şekilde yaptıktan sonra şöyle yapayım, kapatalım. Şurada sorulardan bir tanesi şunu görmek istiyordu. Bakalım hemen başka sorular varsa. Altın madencilik hisse senedi gold rasyosuna bakarız. Tamam, onu var zaten Eren Bey. Bakın bu yine günlük olarak ETF'lerdeki para giriş çıkışını gösteriyor. Hem altın hem gümüş para giriş çıkışını gösteriyor. Gördüğünüz gibi geçen hafta biraz giriş biraz çıkış vardı. Bu şekilde devam etmiş. Altında da genelde para girişinin olduğu bir haftayı geride bıraktık. Şöyle bir de haftalık duruma bakarsak şunu göreceğiz. Aslında ETF yatırımcısı burada korkup da parayı çıkmış değil. Sadece bir hafta böyle bir hareket oldu. Onda da görüyorsunuz aşağı doğru bir bar verdi. Şimdilik bir şey yok ama şu dikkati çeker. Bakın burası artık haftalık barları gösteriyor. Şu yeşil ve mavi hafta, o hafta boyunca oraya giren paranın veya çıkan paranın miktarını gösteriyor. Gördüğünüz gibi barlar özellikle altında, hani gümüşte stabil olmuyor zaten ama özellikle altında barlar çok ciddi anlamda azalmış, küçülmüş vaziyette. Yani ortalama hani 2020'nin başından beri baksanız bar büyüklükleri çok daha fazla. Yani para oluk oluk akarken son iki hafta, hatta üç hafta dersek birinde para çıkışı olmuş, ikisinde de para girişi az miktarda olmuş.
Tamam. Fatih Bey, sorunuzu gördüm. Tesla bölünmesinden sonra 600 dolar telaffuz ediliyor. Görüşünüz. Çok makul. 600'lerin de çok üstüne çıkabilecek bir hisse. Ben portföyümde her zaman Tesla'yı bulundurmak isterim. Özellikle en son bu Elon Musk'ın yaptığı video yayını falan izlediyseniz çok ilginç işler olacak. Sadece Tesla ile direkt ilgili değil ama neticede Elon Musk'ın kontrolü altındaki şirketlerde çok ciddi gelişmeler olacak. Şimdi bu Eylül ayında onların Battery Day dedikleri bir batarya günü diye bir şey olacak. Orada bazı açıklamalar yapacak bu arada. Orada da prim yapacaktır bu hisse muhtemelen. Çünkü Elon Musk'ın peşinde koştuğu hikayelerden bir tanesi çok ciddi anlamda daha yoğun güç veren, elektrik gücü veren, yani daha fazla güç üreten ve çok daha uzun süre dayanabilecek bataryalar üretme teknolojisine çok yakın olduklarını söylemişti. 2-3 yıl, 3-4 yıl gibi bir zaman zarfı içerisinde böyle bu şekilde bataryalar üreteceklerini söylediler. Hatta bunun gerçekleştirilmesi halinde elektrikle uçan yolcu uçaklarından söz ediliyor. Böyle bir teknolojinin tanıştırılması ve bunu artık Tesla'ya da batarya sağlayan fabrikaların yapıyor olması mutlaka Tesla üzerine de çok pozitif etkisi olacaktır. O anlamda ben Tesla hissesinin portföylerde bulunmasını, NIO vardı soru. Tesla ile birlikte NIO'nun da bulundurulması gerektiğini düşünüyorum. NIO'yu bilmeyenler için söyleyeyim. Çin'in Tesla'sı diyebilirsiniz. Web sitesinden de bakılabilir. İnternette de internet diyorum, Amerikan borsalarında da işlem gören hissesi var. Bunun gibi başka hisseler de var bu arada. Yine geçmişteki notlarımıza, çalışmalarımıza web sitesinden bakarsanız göreceksiniz. Orada başka elektrikli araçlar ve bataryacılar var. Şimdi sorulardan bir tanesi altın gümüş özür dilerim. Altın madencilik hissesiyle ilgiliydi. Şöyle söyleyeyim orayı. Bakın şimdi son yükselişe rağmen, cuma günkü yükselişe rağmen onu da şöyle söyleyeyim. Görüyorsunuz Cuma günü bu şekilde hareket etmişti. Pardon. Hala şuradaki siyah çizgi, yani altın madencilik hisseleri sepeti bölü altın fiyatı net bir şekilde yukarı dönmüş değil. Şuradaki koridor boyunca hareket ediyor. Burası yukarı dönmeden önce net bir alış için imkan var denemez orada. Aşağısı için de bir şey söylenemez. Biraz altın yatırımcısının izlemesi lazım. Bir de şunu söylemek istiyorum. Ondan sonra gelen kalan bir iki soruya bakacağım. Sonra da izninizi isteyeceğim. Bakın burada altın madencilik şirketlerinde çok belirgin bir formasyon var. Şuradan alıyorum çünkü buradaki ekstremi almak istemiyorum. O hesabı bozan bir şey. Gördüğünüz gibi 14,5 dolarlık, bakın 14,46 tam çıktı. 14,5 dolarlık iki tane orada hareket var. Şöyle yapayım, bunu birazcık büyüteyim. Yani olay şu sevgili dostlar, bakın bu şekilde çıkıyor, bayrak yapıyor. Efendime söyleyeyim bu şekilde. Ondan sonra bir sonrakine bakıyorum, yine aynı şey söz konusu. İşte şuradan çıkıyor, bayrak filama ne derseniz onu yapıyor. Ve şimdi oldukça kritik bir yerde. Eğer buradan yukarı doğru atabilirse bir kez daha ciddi bir şey yapmış olur. Formasyon oluşturmuş olur. Ve hedefini de size o zaman söylemiş olayım. Şuradan baktığım zaman neresine geliyormuş? 53 dolara geliyormuş. Yani altın için, altın madencilik için diyelim. Yukarı yönlü yaklaşık %25'lik bir hareket potansiyeli ortaya çıkar. Şimdi direkt olarak sorulara dönüyorum. Bakalım 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 ne vardı? Wirecard ve Outlook'u yaptık. Nasdaq'ın 14.000 seviyelerine ulaşarak yeni rekor kırmasını bekliyor musunuz? Fatih Bey, ya bu çok önemli değil. Neden derseniz o dediğiniz rakamlar zaten bir noktada gelecek. Yani bugün gelmezse bir noktada gelecek. Ben ilk başta açıkçası pek beklemiyordum. Özellikle şu dönemlerde, şuradaki hareketlerde bunun bir kez daha aşağıyı test edeceğini düşünüyordum. Ama orada çok ciddi bir boğaların çok ciddi bir kontrolü oldu ve piyasayı aldı götürdü. Bir yerlerden ama size şunu söyleyebilirim. Bu endekslere satış gelecek ve
Geçen haftaki yayını izlerseniz özellikle S&P üzerinden yaptığımız bazı çalışmalar vardı. Onları paylaşmıştım. Orada bu sürenin yakın olduğunu düşündüğümü söyledim. Gerekçelerini de göstermiştim. Aynı gerekçeler devam ediyor. O satış geldiğinde bence endekslerde yeniden long olmak lazım. Ve bu arada o satış hani hep şu beklenen acayip her şeyi satışı değil. Bu sadece ne bileyim %7'lik, %10'luk, belki %5'lik olacak. Teknik düzeltme olacak ve oradan da bence pozisyon alınması lazım. Yine teknoloji hisselerinde pozisyon alınması lazım. Sorulardan birisi de telekomünikasyon hisseleri galiba. Keza aynı şekilde telekomünikasyon hisseleri de aynı şekilde devam ediyor. Onlarda da satış gelirse bence oralarda da pozisyon almak lazım. Evet, yaklaşık 45 dakika oldu. Herkese vakti için çok çok teşekkür ediyorum. Umarım faydalı olmuştur. Yayını beğendiyseniz like butonuna tıklayabilirsiniz. Ayrıca abone olmayı da unutmayın kanalımıza. Herkese iyi seanslar, sağlıklı günler diliyorum.